Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Sorubüs'ten, Sorubüs kitabımızdan seçtiğimiz soruları çözmeye devam ediyoruz. Konumuz expressing preferences, yani tercihlerimizden bahsetme. Şimdi yemek pişirirken hangi pişirme yöntemini tercih ettiğimizi veya hangi yemeği yemeyi tercih ettiğimizi nasıl söyleriz? Bunları sorularla size anlatmaya çalışacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Ceren demiş ki, do you like egg for breakfast? Kahvaltıda yumurta sever misin? Of course I do. Tabii ki severim. Ceren'in sorusuna Melisa'nın cevabı, I prefer it boiled. Ben onu haşlanmış tercih ederim diyor. Zaten yumurtanın klasik olarak iki tane pişirme şekli vardır arkadaşlar. Biri haşlanmış olarak, öbürü de arkadaşlar sahanda veya tavada yağda kızartarak yapılan. How many eggs do you eat a day? Bir günde kaç tane yumurta yersin diyor. Bu olamaz. Do you prefer fried or boiled egg? Kızarmış mı yoksa haşlanmış yumurtayı mı tercih edersin diyor. Bu da haşlanmış tercih ettiği için aslında sorumuzun direkt doğru yanıtını B diyebiliriz. How often do you eat egg? Ne sıklıkla yumurta yersin? Olmaz. Is it really delicious for you? Senin için gerçekten lezzetli mi diyor. Şimdi burada fiilleri bir hatırlamaya çalışalım arkadaşlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin, buyurun. Ben dinleyin. Bu yanında tarafta neden duruyorum? Neden? Ha, benimle sohbet etmeyecek misin? Ben boşu boşuna böyle yavuk hazırlayayım burada. Elindeki telefonu bırakıp yüzüme bakarsan Vural Aksankur. Ama öğrencilerle tweetleşiyoruz. Tamam. Nasıl da ikna oluyorsam hemen. Fry arkadaşlar, dediğim gibi yağda kızartmak. Boil, suda haşlamak. Bake, fırında pişirmek. Grill, ızgarada pişirmek. Steam, buharda pişirmek. Ve roast arkadaşlar, dışını kızartmak anlamına geliyor. Ben bunları nasıl sıfat olarak kullanırım? Bu mesela chicken'dan bahsedeceğim. Tavuktan bahsedeceğim. Boiled chicken, haşlanmış tavuk. Baked chicken, fırınlanmış tavuk. Grilled chicken, ızgarada pişmiş tavuk. Steamed, buharda pişmiş. Roasted, dışı kızartılmış. Hani böyle piliç çevirme var ya hocam. Hani böyle geçerken tavukçuların önünde görmüşsün, ona roasted chicken deniyor. Roasted, çevirerek evet. Pişirmek gibi. Yani dışını kızartmak aslında. Fried da yağda pişmiş. Bunlar arkadaşlar sıfat fiil oluyor veya adlaşmış sıfat oluyor. Çok emin değilim hangisi olduğundan, ama chicken'ın nasıl pişirildiğini anlatıyor. Dolayısıyla ben bilgisayar arasında bir tercihten bahsedeceksem şu kalıbı kullanmam lazım. Bu arada kalıbı da göstermiş olayım. I prefer nokta nokta to nokta nokta kalıbı. Buradaki to a e anlamına geliyorsa eğer, şu öndekini şu sonrakine tercih ederim arkadaşlar. I prefer mesela, ben en çok ızgarada tavuğu severim. I prefer grilled chicken to boiled chicken. Yani haşlanmış tavuğa tercih ediyorum ben ızgara tavuğu gibi cümleleri görebilirsiniz. Tercihlerinizden bu şekilde bahsediyorsunuz. Şimdi bir aile akşam yemek dışarıdan yemek sipariş etmişler. Hepimiz biliyorsunuz arada sırada dışarıdan yemek sipariş ederiz. Burada pizza, tavuk ve hamburger sipariş edildiğini görüyorsunuz. Bakalım kimler neyi tercih etmişler. I have ordered fried chicken. Ben kızarmış tavuk sipariş ettim. It is a little bit oily, birazcık yağlı and spicy, aynı zamanda baharatlı, but I love it. Ama ben bunu çok severim demiş baba. Buradaki hata nedir? Kızarmış piliç bence çok yağlıdır. Canı çekiyor mu? But roasted'sa o zaman iyi, fena değil. Yağını akıtır o. Ya şimdi o göbeği nereye saklayacaksın bilmiyorum Buracığım. Böyle madem besin değerlerine çok dikkat ediyorsun, lütfen şu kısalt bunları, azalt lütfen. I have ordered pizza with mushroom, salami and cheese. Sucuk, mantarlı, sucuklu ve peynirli pizza sipariş ettim. It's my favorite one. Bu benim en sevdiğim demiş bu yakışıklı çocuk. Kız, I have ordered hamburger with chicken because I prefer white meat. Ben beyaz tavuklu hamburger tercih ederim. Düzeltiyorum. Beyaz hamburger sipariş ettim. Çünkü ben beyaz eti tercih ederim diyor. Kırmızı et tercih etmemiş demek ki. Anne ise, I have also ordered pizza. Ben de pizza sipariş ettim. But I prefer eating with it ketchup. Ama ben ketçaplı yemeği tercih ederim diyor. Farklı farklı tercihler. Anne ile kız aynı şeyi tercih etmişler. Ancak anne ketçaplı yemeği tercih ediyor. Düzeltiyorum. Anne ile oğlu aynı şeyi sipariş etmişler. Kız hamburger siparişi vermiş. Şimdi bakalım. Which is true according to the speech bubbles above? Yukarıdaki konuşma baloncuklarına göre hangisi doğrudur diyor. Their daughter prefers hamburger to pizza. Kızları hamburgeri pizzaya tercih eder. Bakalım, hamburger tercih etmiştir. Aslında direkt olarak bu doğru. Diğerlerine bakalım. All the family members order something different. Tüm aile bireyleri farklı bir şeyler sipariş ettiler diyor. Ama baktığımız zaman annesi de oğlu da pizza sipariş etmiştir. Dolayısıyla bu yanlış. Their son has ordered pizza with vegetables. Oğulları sebzeli pizza sipariş etmiş diyor. Ama işin içinde salami, sucuk da vardı. Bu da olmaz.
Mr. Smith prefers eating baked food. Bay Smith fırında pişmiş yiyecekleri tercih eder diyor. Ama baktığın zaman fried yani yağda kızarmış tercih ediyor. Dolayısıyla bu da olmaz. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği. Why hasn't Mrs. Smith cooked anything for dinner? Bayan Smith akşam yemeğine niye bir şey pişirmedi? Muhtemelen arkadaşlar sıkılmıştır. Bir günde dışarıdan pişireyim demiştir. Bakalım. Because she is not interested in cooking. Yemek pişirmekle ilgisi yok. Yani her gün dışarıdan söyleyemezsiniz. Mantıklı değil. Because she feels really tired today. Bugün çok yorgun hissediyor. Muhtemelen odur arkadaşlar. Because they always order from the internet. Her gün internetten sipariş veriyorlar da olamazlar. Because she cannot make pizza at home. Çünkü evde pizza yapamıyor diyor. Baktığımız zaman işin içinde hamburger ve kızarmış tavuk da var. Bunlar arkadaşlar arada sırada yorgun olduğumuz zaman böyle canımızın sıkıldığında dışarıdan sipariş ettiğimiz şeyler. Mısır sever misiniz hocam? Do you like roasted or boiled corn? Cevap alabilir miyim? Grilled or boiled corn? For what? Do you eat street food? For Mısır'ın neydi yani? Corn. Boiled. Or I prefer boiled. You prefer boiled. Yes. But I prefer grilled. I know. Casey ve Jenner arasında geçen bir konuşma var. Caner, Casey bir şey sormuş. Caner demiş ki it is grilled corn. Yani ızgarada pişirilmiş mısır diyor. It tastes awesome. Buna ne diyor hocam? Bu közde pişirilen közde mısır mı? Közde mısır. Evet. Közde mısır. Evet. It tastes awesome. Bunun şahane bir tadı var. How do they serve it? Onu nasıl servis ederler demiş. On the cup. Yani koçanın, mısır koçanın içinde, üstünde. They also sprinkle some salt on it. Aynı zamanda özellikle biraz tuz serpiştirirler diyor. Like to taste it better. Like çünkü daha iyi tatlansın diye. What about you? Peki ya sen demiş. I prefer roasted chestnut. Chestnut? Kestane. Kestane sever misin? Kestane. Evet. Kestane. Süper. Kim sevmez ki. Ben de demiş kestaneyi tercih ederim. You must be careful while eating it because it is too hot. Yerken çok dikkatli olmasın çünkü çok sıcak olur diyor. You must let it cool for a while. Let it cool, soğumaya bırakmak demek. Bir süre soğumaya bırakmalısın diyor. O zaman Casey nasıl bir soru sormuş olabilir? What is your favorite street food? Senin en sevdiğin sokak yiyeceği ne? How many meals do you eat a day? Günde kaç öğün yemek yersin diyor. What do you think of boiled corn? Haşlanmış mısır hakkında ne düşünüyorsun? Olmaz. Do you prefer eating at home or at a restaurant? Restoranda mı, evde mi yemek yemeyi tercih edersin de sorumuzun cevabı olamaz. En sevdiğin sokak yiyeceğine. Kestaneyi de çok özledik ya. Kestanenin zamanı geldi. Evet. What is your favorite snack? En sevdiğin atıştırmalık yiyecek ne? It's toast with vegetable. Sebzeli tost demiş. Nora'nın sorusuna Mary'nin salami, red pepper and tomato, sucuk, kırmızı biber ve domates. You can put mushroom too. İstersen içine mantar da koyabilirsin demiş. Tostun içine mantar biraz garip geliyor kulağa. What is in it? İçinde ne var? Demiş. Evet, doğru cevabımız bu zaten. Why do you eat toast? Neden tost yiyorsun? Olmaz. Bir dakika ya, nasıl? Sebzeli tostun vegetable diyorsun. Tamam. Nasıl salam koyabilir ki içine? Kırmızı biber, domates de olunca içine sebze olmuş oluyor. Yani illa bir peynir bir şey koyuyorsun. Sadece çiğ koyamazsın ki ona. Anladım. Ya yani peynir koyacaksın. İçinde sebze de bulunan tostlar. Sebze de bulunan tost. Tamam. Evet. How do you make it? Nasıl yaparsın diyor. Sanki bu olabilirmiş gibi gelse de hani ben ekmeğin üzerine yağ sürerim sonra sıkıştırırım kapatırım falan filan gibi şeyler olmadığı için nasıl yapıldığını değil içindekilerden bahsediyor. Why don't you make a toast for me too? Neden bana bir toast yapmıyorsun? Olmaz. Doğru yanıtımız A seçeneği. Güzel. Bitti mi? Yok bir tane daha var. Bir şey yapabilsem bu sayfaları açmakta bazen zorlanıyorum. Geldik son sorumuz arkadaşlar tercihlerle alakalı. How do you usually cook meat? Nasıl? Eti nasıl pişirmeyi tercih edersin? Nasıl pişirirsin genellikle? I usually grill it because it is healthier. Ben genellikle ızgarada yani mangalda pişiririm çünkü daha sağlıklı demiş. I boil it first. İlk önce haşlarım. Then sauce and roast it. Sonra soslayıp onu kızartırım diyor. Yani dışını kızartırmış. It looks tastier. Bu daha lezzetli görünüyor diyor. Why don't we have dinner together? Olabilir mi? Olmaz yani neden beraber yemek yemiyoruz? What about you? Peki ya senden? Bu olabilir. Bu olur. Çünkü kendi pişirme tekniğini söyledikten sonra karşıdakine de soruyor. Dolayısıyla arkadaşlar what about you sorusu bizim için uygun bir sorudur diyebiliriz.